Milli Uyanış'a hoş geldiniz. Kalbi bu vatan için atan tüm Türkiye sevdalılarına öncelikli olarak selamın aleyküm. Yerli ve milli kaynaklarla gücüne güç katmaya devam eden Türkiye Cumhuriyeti. Savunma sanayi ürünlerini geliştirmeye ve askeri anlamda yenilmezlik noktasına doğru emin adımlarla ilerlemeye devam ederken, şanlı Türk ordusunun envanterine kazandırılan ve bizlere binbir çeşit gurur yaşatan silahlı insansız hava araçlarımızın üretileceği tesis sayısı da her geçen gün arttırılmaya çalışılıyor. Bu kapsamda bildiğiniz üzere Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna arasında bir işbirliği anlaşması imzalanmış ve Türkiye Ukrayna'da bir SİHA fabrikası kurmaya karar vermişti. Baykar Makina'nın Ukrayna'da kurulacak tesisiyle alakalı olarak İngiliz medyasında yeni bir haber çıktı. İngiliz yayın kuruluşu Middle East Eye, Baykar Makina, TB2 insansız hava aracı gibi platformları üreteceği Ukrayna'daki fabrikasını 2 yıl içerisinde tamamlayacak haberini yayınladı ve Ukrayna ile Türkiye'nin drone üretim tesisi projesinin 2 yıl içerisinde tamamlanarak üretime başlayacağını açıkladı. Türkiye ve Ukrayna bildiğiniz üzere geçen yıl iki ülkenin kullanabileceği hava araçlarının üretimi için pek çok işbirliğine imza atmıştı. Türkiye'nin zaten bu konuda SİHA platformlarında kullandığı motorların pek çoğu Ukrayna'dan tedarik ediliyordu. Hatta Bayraktar Kızıl Elma projesinde kullanılacak olan motorun da Ukrayna'dan tedarik edilmesine karar verilmişti. Türkiye'nin Ukrayna ile olan işbirliği her geçen gün daha da artıyor ve Türk savunma sanayi Ukrayna'ya adeta çıkarma yapmaya hazırlanıyor. Şanlı Türk ordusu, milli ve yerli teknolojiyle gücüne güç katmasını sağlayan silahlı insansız hava aracı teknolojisinin Ukrayna'da üretime geçmesi için bir tesis kurmaya hazırlanıyor ve kurulacak olan bu tesisle beraber Türkiye ile Ukrayna arasındaki işbirliğinin tarihte görülmemiş bir seviyeye yükseltilmesi hedefleniyor. Bu noktada siz değerli takipçilerimize bazı konularda bize yollamış olduğunuz mesajlara bir cevap vermek istiyoruz. Bu haberleri yaptığımız zaman neden Ukrayna'da SİHA fabrikası kuruyoruz? Niye Türkiye'de değil de Ukrayna'da kuruyoruz gibi sorularla karşılaşabiliyoruz. Arkadaşlar, Ukrayna'nın elinde bizim çok ama çok işimize yarayacak çok kritik teknolojiler var. Bu adamlar hava aracı üretiminde ve jet motoru üretimi konusunda, helikopter motoru üretimi konusunda oldukça bilgi birikimi, tecrübe ve teknolojiye sahipler. Tabii ki bu teknolojileri almak için onlara da bir şeyleri vermemiz gerekiyor. Sonuçta bu bir ticaret. Bu sebepten dolayı Ukrayna'nın elindeki bu kritik teknolojilerin Türkiye'ye transfer edilmesi, Türk savunma sanayinin kullanımına açılması için karşılıklı işbirliğimizi arttırmamız elzem. Bu konuda devletimiz böyle uygun gördüyse bize düşecek laf kalmamış demektir. Ama merak etmeyin, içiniz rahat olsun. Ukrayna'da kurulacak bir fabrikayla Türkiye'nin SİHA üretim sırlarının Ukrayna'ya teslim edilmesi gibi bir durum tabii ki söz konusu olmayacak. Türk savunma sanayinin yerli ve milli teknolojiyle ürettiği gözbebeği platformları olan silahlı insansız hava araçları, dünya harp konseptlerine yön vermesi açısından oldukça kritik teknolojiler içeriyor. Savaşta oyun değiştirici rol üstlenebilen Türk yapımı silahlı insansız hava araçları, son yaşanan Rusya-Ukrayna savaşıyla beraber bir kez daha ne kadar güçlü platformlar olduklarını kanıtlamayı başardı. Türk yapımı Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı teknolojisine sahip olan ve envanterinde Bayraktar TB2'leri oldukça verimli şekilde kullanmayı başaran Ukrayna ordusunun 8 aydır devam eden savaşta Rus ordusuna karşı ne kadar etkili olabildiğini hepimiz gördük. Bunu sadece biz görmedik arkadaşlar, bunu tüm dünya gördü. Türkiye'nin geliştirdiği SİHA teknolojisine o kadar çok talip var ki üretim hızımız yetişmiyor ve yeni tesisler kurmak gerekiyor. Yeni fabrikalar kuracağız, yeni tesislerde SİHA üretimine başlayacağız ve bu sayede Türkiye Cumhuriyeti silahlı insansız hava aracı sektöründe dünya lideri konumuna yükselecek. Unutmayınız ki savunma sanayinde ikili ilişkiler her şeydir. Ülkeler arasındaki askeri işbirliği ne kadar geliştirilirse gelecekte onlara yapılacak ihracat rakamları da o kadar artacaktır. Şu an
Türk yapımı Bayraktar TB2'lerden bu kadar büyük fayda gören Ukrayna'nın savaş sonrasında envanterinin neredeyse tamamını Türkiye'den yenilemek istemeyeceğini kim garanti edebilir? Tabii ki Türkiye'yi seçecekler. Tabii ki Türkiye'den almak isteyecekler. Çünkü onların müttefiki biziz. Çünkü onların dostu biziz. Bunu savaş meydanında da gördüler. Barış masasında da gördüler. Görmeye de devam ediyorlar. Türkiye Cumhuriyeti çıkan savaştan sonra tarafsızlığını koruyan tek ülke konumunda. İki tarafla da ilişkilerini devam ettiriyor ve iki tarafı da barışa ikna etmek için elinden geleni yapıyor. Savaşı durdurun, barışalım, barışın diyor ve bunun için gereken her şeyi yapıyor. Bakanlarımız kaç kere Ukrayna'ya gitti, kaç kere Rusya'ya gitti, kaç kere onlar Türkiye'ye geldi, inanın sayısını takip etmek bile olanaksız hale gelmiş durumda. Türkiye Cumhuriyeti'nin milli ve yerli teknolojiyle geliştirdiği silah sistemlerini oldukça verimli bir şekilde kullanan Ukrayna'da 2 sene içerisinde SİHA fabrikasının tamamlanıp üretime geçecek olması, Türkiye'nin Ukrayna üzerinden üreteceği silahlı insansız hava araçlarını öncelikli olarak Ukrayna'ya teslim edeceği, ardından da bu bölgeden Avrupa'ya ihraç edeceği anlamına geliyor olabilir ki, bu da Türkiye'nin savunma sanayinde gelecek vizyonu açısından oldukça kritik bir geleceği öngörüyoruz ve Türkiye'nin artık yerel bir oyuncu olmaktan küresel bir oyuncu olmaya doğru ilerleyişini net bir şekilde izleyebiliyoruz. İnşallah Türkiye'nin süper güç olduğu günleri de göreceğiz. İnşallah tüm dünyanın Türkiye'nin sözüne girdiği günleri de göreceğiz ve inşallah ömrümüz buna yetecektir diyoruz. Allah yapandan, yaptırandan, destekleyenden ve çalışanından gani gani razı olsun. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı. Ayrıca Gökbörü TV kanalıyla ortak kurduğumuz Balistik Adamlar kanalına da bir göz atıp abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar.